Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Ümit Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. En önemli haberle başlayalım ya. Enner Valencia'nın menajerinden transfer açıklaması. Ekvador milli takım ile Dünya Kupası'nda rüya bir başlangıç yapan Enner Valencia'nın kaderi Dünya Kupası'ndan sonra netlik kazanacak diyor haberde. Valencia'nın menajerinin de açıklamaları var. Biz direkt buradan konuşalım arkadaşlar. Çünkü Opta verilerine göre arkadaşlar Dünya Kupası tarihinde ilk penaltı golüymüş. Hiç bunu duydunuz mu arkadaşlar? Ben ilk defa duydum ya. Ya Dünya Kupası'nda attığı son bu arada Enner Valencia Ekvador milli takımının Dünya Kupası'nda attığı son 5 golü kaydeden isimmiş. Turnuva tarihinde bir Güney Amerika ülkesi adına 5 gollük seri yakalayan ilk oyuncuymuş. Tabi Jesus'tan da bir talimat geldiğini söylüyorlar. Yönetimin harekete geçtiğini. Çünkü Fenerbahçe'de her zaman mutlu olduğunu dile getiriyor Valencia. Hani burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunu başarmadan, müthiş taraftarımızı sevindirmeden buradan ayrılmak istemiyorum diyordu. Jesus'un ısrarlı talebi üzerine de futbolcunun menajeri İstanbul'a davet edildi diyor haberde. Ben şunu söyleyeyim. Bu çok önceden yapıldı. Hatta Dünya Kupası arasında gel denildi ama Dünya Kupası'nda hani şeyi bozulur, motivasyonu bozulur diye menajeri çok fazla yanaşmamıştı. Ama şimdi menajerinden bazı açıklamalar var. Bence içimizi ısıtacak türden açıklamalar. Çünkü Jesus mutlaka Valencia ile sözleşme uzatılmalı demiş. Yönetim futbolcuya sürpriz bir teklif yapma kararı almış ve yılda 1,5 milyon euro kazanıyormuş Valencia. Sözleşmesini uzatmak için harekete geçmişiz. 1 artı 1 yıllık. Bakın. Geçtiğimiz gün okuduğum habere bakın. Şimdiki habere bakın. Anlatabiliyor muyum? Hani ben burada duyum verirken bazı arkadaşlarım inanmıyorlar bazı şeylere ama sanırım şimdi artık inanıyorlar. Bak. Haberin yönü değişmiş. Şekli değişmiş. 1 artı 1 yıllık yeni sözleşme teklifi hazırlamış Fenerbahçe. Ve 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi var. Çıktığı 90 maçta 41 gol, 14 asist. Yani 90 maç 55 gol katkısı. Ki bu kadar da iyi değildi de bu sezonki istatistikler müthiş. Menajeri Gonzalo Vargas. Yıldız oyuncunun sözleşmesi hakkında çarpıcı bir açıklamada bulunmuş arkadaşlar. Enner %100 Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Şu an sadece milli takımı düşünüyor. Yani şu an gole bak be. Ulan o ne biçim gol be. Richarlison'un ikinci golü. Of. Abi yok böyle bir gol ya. Yok böyle bir gol ya. Hani Türkiye'de olsa bu golü iptal ederler, vermezler de. Yok böyle bir gol ya. Durdurup Röveşata'yla müthiş bir gol. Neyse şu anda milli takımı düşünüyor demiş. Dünya Kupası'ndan sonra elimizde farklı seçenekleri analiz edeceğiz demiş. Elimizdeki farklı seçenekleri en iyi kararı vereceğiz. Ve şunları da söylemiş. Enner Türkiye'de çok mutlu ve önceliği de Fenerbahçe'de demiş. Yani Valencia'nın Ekvador'a attığı 2 golle ilgili olarak da 2 Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçta 5 gol. Dünya Kupası'ndan daha ciddi bir şey var mı? Sanmıyorum diye konuşmuş. Ki şu an için söylemesi gerekenler de buydu zaten. Fenerbahçe'ye yeni Hollandalı. Şimdi Fenerbahçe'ye transferde sürpriz bir öneri geldi. Bu haber yani şeyle ilgili, Depay'la ilgili. Ama Fenerbahçe'de geçmişteki Hollandalıları merak ettim ben. Şimdi teknik direktör olarak hiçbir Hollandalı Fenerbahçe'ye yaramadı. Advokat da dahil. Hatta geldi iyi bir kaos çıkarttı. Bunlar ne böyle, bunlar Fener topçusu mu? Ben bunları top diye oynarım falan filan diye. Şimdi arkadaşlar. Mainz Deniz'i kaptırmak istemiyor diye burada alt bir başlık var. Şimdi Fenerbahçe Ocak ayında Mainz'in gurbetçi yıldızı Deniz Kaygın'ı hedefine aldı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Mainz U19 takımında 9 maçta 10 gol 1 asistlik performans sergileyen Deniz'i pek kaçırmak istemiyor diyor. Harekete geçti diyor. Mainz altyapısına yetişen Andreas Schürrle'ye atıfta bulunarak aralarında Deniz Kaygın'ın da yer aldığı 4 oyuncunun
yeni Şürrle olma potansiyeli taşıdığını yazmış. Mainz Sportif Direktörü de Christian Heindal Deniz Kaygın'ın sözleşmesini uzatıp seneye A takımda şans vermek istediklerini söylemiş ama bizim ısrarımız sürüyor. Şimdi Hollandalılar Fenerbahçe'yi seviyor mu sevmiyor mu? Depay üzerinden şey yapalım. Bu arada Depay'ı kesinlikle beklemeyin. Asla beklemeyin. Bakalım. Pierre van Hooijdonk 2 şampiyonluk. Kulüp tarihindeki ilk Hollandalı Pierre van Hooijdonk arkadaşlar. Ve 2003'te imza atan Pierre van Hooijdonk dönemin Avrupa'daki en iyi forvetlerinden biriydi. Friki golleri zaten hafızalarda. 62 maç, 35 gol, 15 asist. Yani 62'de 50 gol katkısı. Ve Fenerbahçe'de forma giydiği 2 sezonda Fenerbahçe şampiyonluk yaşamış. Ah niye gönderdik niye? Kayt. 2012'de Liverpool'un yıldızı Dirk Kuyt'ın yolu Kadıköy'e düştü. 1 milyon euro serbest kalma bedeli vardı. Biz bu özel bilgiye sağ olsun eski Hollandalı forvetimiz sayesinde ulaşıp Kuyt'ı getirdik. Ve bir an olsun mücadeleyi bırakmadı. 3 sezonda 130 maçta görev alıp 37 gol 24 asiste imza attı. Ama Kuyt öyle ciğerle oynuyordu ki gol ve asist sayısını 2 ile çarpmak lazım. Yani 61'i 2 ile çarpıp 132 demek diye değerlendirmek lazım. 2013'te Fenerbahçe'nin yaşadığı son şampiyonluğunda mimarlarındandı. Robin van Persie. Hocam söğüşledi bizi diyor birçok kişi. Abi van Persie Hollandalılar arasında değil, kulüp tarihinin en büyük yabancı transferlerinden biriydi. İmza attı, tüm dünya basında büyük ses getirdi. Yaşadığı sakatlıklar, formsuz dönemleri, ona rağmen kötü performans ile bilinir. 87 maç, 36 gol, 7'de asist. Yani 87'de 43. Yarı yarıya, hemen hemen. Yani bence gayet güzel. O kadar sakatlığa, spekülasyona rağmen. Jeromein Lens, 2016 Advokat'ın tavsiyesiyle kiralık geldi. 36 maç, 5 gol, 15 asist. Yani 36'da 20. Bir tek Van der Wiel tutmadı. 17 maçta 1 asistlik katkı sağladı ama Fenerbahçe'den gittikten sonra 2 sezon içinde futbolu bıraktı. Zaten kafada futbol bitmişti. En sonunda Vincent Janssen vardı. Janssen 2017-18'de kiralandı. Ancak sakatlandı. 18 maçta oynadı. 5 gol 3 asist. Şimdilerde Hollanda milli takımının as forvetliğini yapıyor. Janssen demek ki Hollandalılar Fenerbahçe'ye yer ya biliyormuş arkadaşlar. Buradan bu çıkarımda bulunmuş olduk. Ferdi Kadıoğlu için transfer itirafı Çaykur Rizespor. Şimdi bu haberi duyunca hepiniz hocam Çaykur Rizespor'a mı gidiyor sezon başında mı falan filan diye. Bu haber %100 doğru bir haber. Bilginiz olsun. Yani şöyle bir haber. Şimdilik bir durum yok. Şimdilik kesinlikle bir durum yok. A milli takımıza kadar yükseldi Ferdi Kadıoğlu ve flash bir itiraf niteliğinde açıklama geldi diyelim. Hani en doğru tabiri bu olur. Inter yani Gagliardini'nin olası satışı, Barea ve milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun gelebilecek tekliflere göre yeni bir plan yapmak zorunda ve Fenerbahçe'mizin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu zaten takipliyorlar. Bunu da hemen hemen hepimiz biliyoruz. Rizespor'a gitmek üzereymiş arkadaşlar. Yani Mallorca'da oynayan Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleştiği dönemde Rizespor'a transfer olmak üzereymiş ve Karadeniz ekibi o dönem Ferdi Kadıoğlu'nu bonservisiyle istemiş fakat Ali Koç reddetmiş. Ali Koç demiş ki tevessinin uzun yok. O futbolcu geleceğin yıldızı olacakmış. Bak siz onu görün bakın o yarın bir gün sağ bek sol bek evde edecek falan demiş. Adam bilmiş helal olsun. Tabi işin şakasındayız ama Çaykur Rizespor'un o dönemki sportif direktörü Yılmaz Bal konuyla ilgili olarak demiş ki Fenerbahçe Ferdi'yi bize kiralık olarak vermeyi önerdi. Biz kiralık değil bonservisiyle istedik ama Ali Koç'la birebir görüştük. O dönemki sportif direktör Damien Comolli bize geri dönüş yaptı. O dönem bonservisiyle vermediler diye konuşmuş ki iyi ki de vermemişler diyorsunuz değil mi? Bak mesela Muhammed Gümüşkaya, Yasir Subaşı, uf Brezilyan top direkten döndü. Enfes bir organizasyon ya. Gerçekten keyif veren bir futbol. Brezilya'dan. Yani benim boşuna favori adaylarım arasında yer almıyormuş. Muhammed Gümüşkaya ve Yasir Subaşı da aynı şekilde diyor. Ferdi'nin sözleşmesinde yazan bedeli biz ödeyecektik. Ama Ferdi'yi kiralamak istemedik.
Şimdi Inter'le anlıyor. Demek ki biz scout'tan anlıyoruz demiş. Bu arada Inter dışında Napoli, Ajax, Sevilla'yı anılıyor. Fenerbahçe top satıcı rolünde. Ali Koç teklif gelmesi halinde top satıcı oynayacak. 20 milyon euro bedelin altını da satmak istemiyor. Ki yabancı kuralı değişmezse de zaten mantık olarak satmalı mı? Satmamalı değil mi? 20 milyon euronun altına satmamalı. Kendini de rüştünü de kanıtlamış durumda Ferdi. Yolu açık, bahtı açık olsun. Yani çalışkan bir isim. Ferdi'nin en büyük sıkıntısı babasının Ferdi'yi Messi görmesiydi. Yani daha ilk geldiği zaman Messi görmesiydi. Hatta babasının bir demeci vardı. Bak benim hafızam yanıltmaz beni, öyle düşünüyorum. Babası dedi ki ben Ferdi'yi dedi 10 numara diye getirdim. Sağ bekte denediler milli takımda dedi. Bunlar futboldan anlamıyor demişti. Bak çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Bunlar futboldan anlamıyor gibisinden bir şeyler söylemişti. Ben de demiştim ki Ferdi'nin babası her şeyden anladığını iddia ediyor ama ya illaki birileri bir şey biliyordur demiştim. Bak o dönem Ferdi'yi milli takım kampında sağ bek deneyen kimse gelsin hemen U18'de vasıfsız bir genç milli takım teknik direktörü var. Onun yerine gelsin göreve başlasın. Irak'a bile yenilmiş genç takımımız. Yani boşu boşuna orada koltuk işgal eden bir şahıs var. Boşu boşuna Türk gençlerinin önünü kapatmasın. Onu da söyleyeyim. Şimdi Arda Güler'le ilgili de bir olay var. Arda Güler oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanıyor. 17 yaşındaki oyuncu gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Paris Saint Germain'le görüşme gerçekleştirildi. Fransız temsilcisi Endrick 16, Andrei Santos 18, William Estavayo'yu 21 yaşındaki futbolcu transfer etmek için harekete geçmiş. Bu 4 transfere 80 milyon euro bütçe ayırmış. Arda Güler de listedeymiş. Arkadaşlar ben size bir garanti vereyim. Ne Arda Güler ne Ferdi Kadıoğlu devre arasında gitmeyecek. Garanti veririm. Şimdi ben bunun haricinde size bir şey söyleyeceğim. Buruma Hatayspor'a kiralık gidebilir. Bilginiz olsun. Lemos Türkiye'de kalmak isterse alt lig takımlarından birine gidebilir. Ama Türkiye'de kalmayacak gibi duruyor. Lemos. Bunu da konuştuk. Zaitz görüşmesi var. Alioski. Hocam Alioski'nin daha yeni video çekildi ya. Nereye gidiyor? Allah'ını seversen. Bak Fenerbahçe resmi hesabında video çekildi. Bir yere gideceği yok. Alioski'nin gitme ihtimali var. Geri dönme ihtimali var. Bonservisini başka takımın alıp bizden isteyip gitme ihtimali var. Ama Alioski şu an için düşük ihtimal dediğim. Yani ihtimal var ama düşük ihtimalde. Onu da söyledim. Bir de Serdar Dursun. Yani Fenerbahçe'de devre arasında 5 yolculuk gözüküyor. En az 4'ü kesin gözüküyor. En az 4'ünün ya da en az 3'ü %100 diyeyim. Çok net konuşayım. En az 3 yolculuk %100 gibi geliyor bana. 4'e 5'e çıkabilir. Bu sayı daha da artabilir. Mesela bir Arda Güler'e herkes bana soruyor. Hocam kiralık verebilir miyiz? Başka takımda gitse ikinci devre oynasa falan filan. Ya kiralık oynamasına gerek yok. Arda Güler gıdım gıdım santim santim milim milim geliştirilen futbolcu. Bırakın gelişsin. Temelli oynasın. Bir de yani Fenerbahçe öyle bir sistem takımı haline dönüştü ki yani Arda'yı alıyorsun çıkartıyorsun başkasını koyuyorsun sırıtmıyor. Ya da başkasını çıkarıyorsun Arda'yı oynatıyorsun sırıtmıyor. Bırakın böyle devam etsin. Fakat Nazım Sangare gidebilir. Nazım'ı kiralayıp en azından alt lig takımı bile olsa kiralayıp ritim bulmasını istiyoruz. Çünkü Jesus'un çok bir fikri yok Nazım'la ilgili. Nedir ne değildir. Bir de sakatlıktan nasıl dönecek arkadaşlar? Çok uzun bir sakatlık. Yani insan futbolu unutabiliyor bu şekilde uzun dönemlerde. O yüzden onu da gönderebiliriz. Bir şey daha vardı ama. Biri daha vardı sanki ama aklıma gelmiyor. Ha Crespo falan bir yere gitmez. Merakınız olmasın. Gustavo Henrique'nin eğer sakatlığı sürseydi bir fesih düşünülüyordu. Gustavo Henrique konusunda açık söyleyeyim. Yani sakatlık sürseydi fesih düşünülüyordu ama şu an için çok yok diyebilirim. Ama
birkaç gün içerisinde, yani Kasım'ın 26, 27 yok 30'undan sonra, Kasım'ın 30'undan sonra diyeyim, %100'leşebilir gideceklerin akıbeti. Takipte kalın. Aşağıdan abone olabilirsiniz. Kanalımızın büyümesini sağlayabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Zili aktif edebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Size bağlı. Gelişmelerden haberdar olmak için Kadıköy Sokağı takip alın. Görüşmek üzere.